Herkese merhabalar. Safi Lezzetler kanalıma hoş geldiniz. Çok lezzetli bir bamya yemeği yapacağım bugün. Bamyaları şöyle baş kısımlarını koparıyorum ve kenarda kalan tüylü kısımlarını temizleyerek işe başlıyorum. Bazılarının kararmış olanların kenar kısımlarını da aldım. Aynen şöyle. Ama genellikle sadece baş kısımlarını kesmeniz yeterli. Bamyalarımı güzelce yıkadım. Ve şimdi tencereye kaynamış su koyuyorum. Üzerine limon tuzu ve tuz ekleyerek tencerenin tamamen içindeki suyun kaynamasını bekliyorum. Kaynayan suyun içine yıkamış olduğum bamyaları ekleyeceğim. Bamyamızın uzamaması ve böyle istemediğimiz bir görüntü oluşturmaması için çok çok önemli bir püf noktası öğrendim ve bu videomda sizlerle paylaşacağım. Bamyayı pişirme aşamasında hiçbir şekilde kaşık kullanmıyoruz. Hiç kaşık değdirmiyoruz bamyaya. Bu şekilde çok güzel oluyor. Bakın bu kıvama geldikten sonra bunu direkt süzgeç yardımıyla süzüyorum. Yine hiç kaşık değdirmiyorum bamyaya. Süzgece ben aldım bamyaları. Şimdi onlar güzelce süzülüyorlar. Bu esnada ben de yemeğim için harç kısmını hazırlayayım. Şöyle bir tane kuru soğan doğradım. 2-3 tane yemeklik sivri biber ve bir tane ufak boy kapya biber kullandım. Bunları doğruyorum. 2 tane domatesim var. Domatesleri de doğruyorum. Evet, ben bu yemeği etli yapacağım için şöyle bir miktarda kavrulmuş et kullandım. Dilerseniz köfte de kullanabilirsiniz. Hazırda etiniz varsa pratik olacaktır tabii. Şimdi tencereye soğanımı alıyorum. Soğan kavruldukça üzerine biberleri ekleyip kavurmaya devam ediyorum. Şöyle toplamda 1 yemek kaşığı olmak üzere domates ve biber salçası karışımı kullanıyorum. Pişmiş olan etleri tencereye ekledim. Domateslerimi ekliyorum. Bu şekilde kapağını kapatıyorum. Yemek harcımın biraz pişmesini sağlıyorum. Piştikten sonra üzerine su ekliyorum. Bu aşamada dilerseniz 2 su bardağı kadar ekleyebilirsiniz. Çünkü zaten yemeğimizin harcı olacak. Daha sonra suyu süzülmüş olan, tuzlu suda haşlamış olduğum bamyalarımı ilave ediyorum. Yine bamyaları ekledikten sonra da yine kaşık asla değdirmiyorum bamyalarıma. Bu şekilde üzerine su ekleyerek, tuz ekleyerek kapağını kapatacağım. Buzluğunuzda haşlanmış nohut varsa şöyle 2 avuç kadar da haşlanmış nohut kullanmanızı tavsiye ederim. Çünkü bu yemeğe çok yakışıyor. Ben bu aşamada eklemeyi unuttum. Fakat şimdi ekliyorum. Bir 3-4 dakika sonra geldi aklıma. Pişmeye başladıktan sonra geldi aklıma. Nohutları da ekleyip pişmeye bırakıyorum. Orta ateşte yaklaşık 10-12 ya 15 dakikaya kadar süresi var. Pişme süresi kontrol etmenizde fayda var. Bir miktar daha su ekledim ben üzerine. Şöyle 2 tanesinin pişip pişmediğini kontrol edelim hemen. Pişmiş ve bir miktar dinlendikten sonra yemeği bir yarım limonun suyunun içine şöyle bir çay kaşığı sumak, toz sumak ekliyorum. Yemeğimizi bu malzeme ekşilik verecek ve çok da daha lezzetli olacak. Dilerseniz tane sumak da kullanabilirsiniz. Ekşilik oranı tabii ki de sizin damak tadınıza göre değişir. İsterseniz bir limonun tamamen sıkabilirsiniz. Fakat yarım limon bizim için yeterli oldu. 2-3 saat dinlenen yemeğimizi şimdi hemen servise hazırlıyorum. Bakın gayet güzel. Hiçbir şekilde uzama yok. Hiç istemediğimiz bir görüntü olmadı. Bamya yemeğimiz çok güzel pişti. Bu tarifi mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Ablamdan öğrendiğim harika püf noktaları ile sizlerle paylaştım. İnşallah sizler de izleyip beğenirsiniz. Şimdiden videomu beğenirseniz ve yorum bırakırsanız çok memnun olurum. Kanalıma da abone olursanız yine çok çok sevinirim. Yepyeni tariflerde ve videolarda buluşmak üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.